PTR serverlarında yeni season fiximiz olan Tormented efiksi test edilmeye açıldı. İlk önce bu fixin oyuna gelmesiyle birlikte Prideful fixi oyundan kalkacak ve onun yerine Tormented gelecek. Bildiğiniz üzere Prideful sadece artı 10 ve üstünde olduğu için bu fix aynı zamanda öyle olacak. Peki bu fix ne yapıyor? Gelin beraber bakalım. Dungeon boyunca 4 tane ma farklı mal temalı mini boss olacaktık. Bu bossları öldürmemiz bize anima power verecek. Tıpkı Torgast'taki gibi ama Torgast'takilerin aksine bunlar rastgele şansa gelmeyecek. Mesela Mist of Dancının da A B, anima power'ını ilk mini boss'tan alıyorsanız o A anima power'ı her zaman o dancındaki mini boss'tan düşecektir. Bu bosslardan düşen anima power'larda bu FX'e özel olacağı için yeni anima power'lar görmeye hazır olun. Her role özel bir e, anima power olduğu için Mesela tanksanız size mananızı arttıran anima power gelmeyecek. Çok merak ediyorsanız açıklama kısmında karşımıza çıkacak anima powerların listesini koydum. Oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca mesela nekrotiktir, bolstringtir falan gibi fx'lere de özel power olacak. Mesela nekrotik fx'inde yaptığımız düz vuruşlar rakibimizin aldığı healing'i stacklenecek bir şekilde azaltıyor gibi gibi gibi. Yani fx temasında şeyler olacak, anima power'lar olacak. Peki bu mini boss'ları öldürmenin ödülü bu kadar büyükse, bunları hak etmemizi ne sağlıyor? öldüreceğimiz boss'lar dungeon'ın belirli yerlerinde olacaklar ve hepsinin kendine özgü bir aurası var. <laughs> Aldığımız fiziksel hasarı %50 arttırma aurası, hızınızı %50 azaltma aurası, aldığınız healing'i %50 azaltma aurası veya hasar alma aurasına sahipler. Bu auralar sadece auraya sahip boss'la savaşırken aktif olacaktır. Bundan dolayı bu auralar dungeon ortasında işinizi zorlaştırmayacak. Ama şöyle bir olay var. Eğer ki derseniz ben bunları kesmeyip dancını bitireyim. Bunu yapmakta serbestsiniz. Çünkü bu boss'lar e, hiç yüzde vermiyor ama bu boss'ları atlarsanız, atladığınız her boss'un aurasını e, dungeon'ın son boss'unda çekmek zorunda kalırsınız. Bu da çoğu son boss'ta çok büyük sıkıntılara sebep olabilir. Önceden de dediğim gibi, girdiğim dungeonlardaki boss'ların e, mini boss'ların yerleri sabitti ama BF3. sezon FX'i gibi her hafta bu bossların yerleri değişebilir. Ve bu dungeonları e, olduğundan daha zor hale getirme olasılığına da sahip olabilir. Bundan dolayı hiçbir şey bilmiyorum. Bakacağız ileride bakalım nasıl getirecekler. Yani olabilir olmayabilir. Peki ben bu FX hakkında ne düşünüyorum derseniz. Prideful dönem işkenceden sonra çok daha rahat ve eğlenceli bir FX olacağına bir kere eminim. Yaptığım dungeon'larda e, mini boss'ların mekanikleri düşündüğümden çok çok daha kolaydı. E, yani... Bilmiyorum, de çok sıkıntı çıkarabilecek gibi değiller. Mesela ben Prideful ilk çıktığımda şey düşünüyordum. E, zararından çok yararı varmış gibi hissediyordum Prideful'un ama... Yani yüksek key'lerde öyle bir sıkıntı yaratmaya başlıyor ki... DPS'lerine cooldown açtırmak zorunda kalıyorsun. O Damage Buff'tan da yararlanamıyor DPS bundan dolayı. Yani Prideful'un Scaling'i çok korkunçtu, hatta insanlar Skip'lemeye başlamıştı. Yani umarım bunlar böyle olmaz çünkü Anima Power veriyorlar, kolay gibiler. Bakalım, yani Scaling'ine çok daha emin değilim ama Prideful gibi sürekli alan hasarı vurmadığı için bunlar daha kolay gibi gözüküyor. Bakalım, belki de hatalıyımdır. Ondan sonra hoşuma giden bir tane daha şey oldu. Şimdi BFA 3. sezonda oynayanınız vardır belki. Şey e, ee, emiseriler vardı mini boss olarak böyle peklerin içinde olan. 3 farklı emiseri vardı. Bunlar peklerin içinde oluyordu. O pekleri güçlendiriyordu. Mesela çok zor bir pek var diyelim. Çok çok daha zor bir pek oluyordu. E, ne bileyim CC immunity veriyordu. Interrupt e, engelleme buff'u veriyordu peki. Neyse işte o çok sıkıntıydı. İnanılmaz zorlaştırıyordu. Şimdi bunun peklerden ayrı olması yani bunları baya baya kendi başlarına bozmuş gibi çekebiliyoruz. Şey hiç hiçbir peki yanlışlıkla çekmeden yani en azından girdiğim dungeonlarda yanlışlıkla çekilmeyecek pozisyonlardaydı. Bu çok tatlı bir şey olmuş çok beğendim onu. Yani e, tek başlarına hiç ekstra uğraş gerektirmeden böyle trick mrik yapmadan kesebiliyoruz çok beğendim o yüzden onu. dediğim anima power'lar da genel olarak keyifliydi. Mesela healer olarak en çok hoşuma giden heal attığımda 5 rakibi alan sarı vuran anima power oldu. Aynı zamanda da takım arkadaşını da yılıyor. Yani hem heal yaparken aynı zamanda DPS de yapmamı sağlıyor. Harbiden eğlenceli şeyler var. Bana BF'in 4. sezon FX'ini hatırlattı açıkçası. Ama bence o FX'den daha iyi bir FX bile olmuş diyebilirim yani. Umarım şu anki garanti anima power'ları değiştirip rastgele şansa gelen anima power'larla değiştirmezler. Çünkü Mythic Plus gibi bir endgame contentin o büyüklükte bir şans elementine sahip olmaması gerekiyor bence. Yani uzun lafın kısası FX bomba gibi FX'i dört gözle bekliyorum gerçekten. Peki siz bu FX hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha az mı mini boss olmalıydı veya şu anki hali sizin ne hoşunuza gitti? Bu FX alakalı fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Videom hoşunuza gittiyse ve bunun gibi videolar görmek istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.